Sevgili www.engelsiztirandroid.com ve www.engelsizandroid.com takipçilerimiz, Damla Engelsiz Yaşam Derneği desteğiyle hazırlanan yeni bir anlatımla daha sizlerle birlikteyiz. Hakan Kılıç ile birlikte editörlerimizden sizlere yeni bir sistem anlatımı yapmaya çalışacağız dilimiz döndüğünce. Öncelikli olarak anlatacağımız sistemin teknik özellikleri ve sistemin genel fiziksel özelliklerini Hakan Kılıç'dan dinleyeceğiz. Ardından da cihazımızı üzerinden konuşmaya başlayacağız. Hakan abi merhabalar, hoş geldin. Herkese merhabalar. Bol erişimli ve iletişimli günler diliyorum. Şimdi seninle bugün çok çok özel bir cihaz konuşacağız. Üzerinde de zaten birkaç gündür testler, denemeler yapıyoruz. Hatta benden daha önce de sen bu sistemi denemeye başladın. Öncelikli olarak deneyeceğimiz sistemin ne olduğunu, fiziksel özelliklerini ve teknik verilerini senden alalım istersen ve daha sonra konuşmamıza devam edelim. Söz sende abi. Tabii cihazımız Samsung'un çok beğenilen ve en üst modeli olarak nitelendirilen Note H modeli. Note H ilk önce Avrupa için dizayn edildi. Türk piyasasına girmeyecekti. Türk kullanıcıların teknik özellikleri veya podcastlerini çok dinleyip izlemesi sonucu Türkiye piyasasına da son anda giriş yaptı. Cihaz Türkiye piyasasına gireli bir hafta oldu. Mağazalarda, örnek veriyorum, operatörlerin mağazalarında, gittiğimiz mağazalarda sadece bir tane cihaz olduğunu, cihazı bize gösterir misiniz diye sorguladığımızda, hayır cihazı alacaksanız açabiliriz, açamayız tek elimizde cihaz gibi söylediklerine şahit olduk. Birçok teknomarkete de daha henüz gelmemiş ama internet üzerinden sanal mağazacılık yapan büyük firmalarda da bulabiliyorsunuz. Cihazımız 5.6 inç büyüklüğünde. Şöyle söyleyeyim, S5 cihazla karşılaştırdığımızda boyundan ve eninden yarım parmak daha geniş bir cihaz. Note H'i elimize alıp biraz kullandıktan sonra S5'e geçtiğimizde çok mini bir telefon gibi geliyor S5. Bu telefonun diğer telefonlardan üste çıkaran özelliği 4.4.4 Android işletim sistemi olması ve çift ekran denilen bir özelliği var. Çift ekran denilince biz de ilk etapta cihaz bize gelmeden iki birbirinden farklı bölünmüş ekran var olarak düşünüyorduk. Bazen arkasına mı ekran koydular, yoksa var olan ana ekranı 1-2 parmak genişliğinde üstte, daha sonra da ana ekranı alta diye iki böyle çıtayla ayrılmış ekran olarak düşündük ama düşündüğümüzün dışında tamamıyla bütünleşik ama farklı iki ekran çıktı. Bunu şöyle söyleyeyim, görenler tabiriyle balık sırtı olarak nitelendirilir. Ama daha iyi bir tabirle bir kalemin, yuvarlak bir kalemin, tükenmez olabilir, kurşun kalem olabilir, sırtı gibi düşünün. Yarım bir kalem sırtı gibi ikinci ekranımız. Ve bu sağ tarafta yer alıyor. Ekranın genişleyici. Evet, telefonda dayanamadı, konuştu bu arada. Gayet şık, tasarımı güzel, hızlı. İşlemcisi RAM olarak da kuvvetli. RAM'i 3 GB. Elimizdeki bulunan evet. S5 şimdi cihaz. Aynen öyle. Evet. İstersen abi bu noktada biraz detaylara girelim. Qualcomm 805 4 çekirdekli 2.7 GHz bir işlemcisi var. 3 GB RAM'i var. 32 GB depolama alanı var. Bununla birlikte 128 GB'a kadar SD kart desteklemekte. 3000 mAh pili var. Bizim ilgilendiren başka önemli bir konu. 16 megapiksel ve kamera sistemi var. Ön selfie'ye. Aynen öyle. 3.7 megapiksel selfie kamerası var. Erişebilirlik özellikleri bizim için tabii ki önemli. 3 kategoride S5'de bulunan erişebilirlik özellikleri bulunmakta ve hatta içinde geliştirilmiş olan framework desteği sayesinde kamerada dahi yönlendirme, sesli yönlendirme yapabilmekte. İstersen abi kaldığın yerden devam edebilirsin. Bu teknik verileri verdikten sonra da zaten mikro sim kartı desteklemekte. Sim kartıyla birlikte SD kartın aynı yere takıldığını söyleyelim. Kalp evet, pili çıkarınca var. Ulaşıyorsunuz o noktaya. Aynen öyle. Kalp altlı üstlü. Kalp sensörü var. Bununla birlikte ultraviyole sensörler var.
basınç sensörü var ve buna benzer birçok güncel sensör bulunmakta sistemde. Aynı zamanda sağlık uygulamalarında olduğunu söyleyelim ve detaylara devam edelim abi. Aynı zamanda S5 cihazlarda işitme engelliler için çocuk ağlama sensörü vardı ve 3 boyutlu titreşim olarak bu özelliği sunuyordu. Hı-hı. Bu telefonda da buna benzer birkaç özellik değinilmiş. Daha test etmedik ama okuduğumuz bilgilerde kapı zilini algılama dedektörü de konulmuş. Diğer engel grupları için, elini kullanamayanlar için ekrana baktığınız zaman sürekli ekranın açık kalması, gözünüzle telefonu idare etme, ekranda gezinme yapma, menülere girip çıkma gibi özellikleri de mevcut. Aynı zamanda pili gayet güçlü ve bu güçlü pilin yanı sıra batarya süresi de minimuma inmiş. Bir saat içinde cihaz şarj oluyor ve cihazı ilk batarya şarj etmek için şarj cihazına bağladığınızda size seçenek veriyor. Hızlı şarj seçeneğini tercih eder misiniz diyor. Yine ultra güç tasarrufu bu cihazda da mevcut. İsterseniz ufak ufak biz görme engellileri daha çok ilgilendiren sessel anlatımlara geçelim. Evet. Sen mi başlarsın, ben mi başlayayım? İstersen Hakan abi sen erişebildikten hareket ederek başla. Ondan sonra sistemimizde ne var ne yok ben böyle söz olarak tarif edeyim. Zaten ikimizde de aynı sistem olduğu için sen anlatabilirsin. Ondan sonra üzerine konuşmaya devam edelim. Sen hazır sistemi açıp aktifleştirirken ben de şöyle küçük bir bilgi vereyim. 20.44. İçerisinde Vocalizer sentezleyici kullanıyoruz arkadaşlar. Vocalizer'ın geliştirmesi olan Vocalizer'ı sesini kullanıyoruz. Seçmek için iki kez hafifçe vurma. Uzun basmak için iki kez hafifçe vurma ve basılı tutun. Ekran. Kusura bakma cihaz tamir edemedi, hemen konuştum. Yok yok, hayır hayır. Sen devam et abi. Şimdi isterseniz sözü gene Hakan Bey bırakalım ve bize erişebilirlik özelliklerinin nedir ne değildir bir görelim bakalım. Bu sistemde de zaten aynı şekilde geliyor ama duymakta fayda var. Evet, açıyoruz. 20.45. Cihazın kilidi açıldı. Ana sayfa ekranı. Karanlık ekran etkinleştirildi. Karanlık ekran etkinleştirme, yani ekran perdeleme dediğimiz olay bu cihazda da mevcut. Bu cihazın biraz tuş takımı değişik. Power tuşunu üst tarafa almışlar. Çünkü sağ tarafta Samsung'larda alışık olduğumuz power tuşu düğmesi vardı. Sol tarafta da ses kısma, yükseltme tuşuyla aynı büyük ölçülerdeydi. Bunu üst tarafa almışlar çünkü ekranın sağ tarafını ikinci ekran olarak kullandığımız için kıvrık cam, tümleşik bir cam olduğu için bu oraya alınmış durumda. Samsung'larda klasik olan ana menü tuşu yine şarj ünitesinin hemen üstünde ortada yer almakta. Evet, parmak izi okuyuculu. Evet, o büyük izi. Şimdi hemen buradan kısa yoldan, yani ayarlar, erişilebilirlik ayarlarına gitmek yerine, uzun yoldan gitmek yerine hemen kısa yoldan bildirim simgesini açıyoruz. Genelde Android kullanıcılar bunu öğrenmiştir ama şöyle tarif edelim. Ekranın ortasına 1-2 parmak, yataylamasına 1-2 parmak mesafe geçtikten sonra soldan sağa doğru çektirme yapıyorsunuz. Yani süpürme hareketi ve hızlıca aşağı doğru indiriyorsunuz. Biraz da oval olursa daha pratik oluyor. Hava 20.46, cumartesi 17 Ocak, Kartal, mevcut sıcaklık 1 derece, en yüksek 9 derece, en düşük 4 derece, kar ve yağmur, daha fazla bilgi görüntülemek için çift dokunun. Bu hava durumu Samsung'larda klasik olan bildirim paneli. Ve bildirim panelini açtık. Bakın buradan sırasıyla gidelim. GPS 17 Ocak, sistem ayarları düğmesi. Buradan direkt sistem ayarlarına da girebiliyorum. Ayarlar, burada ayarlar. Biraz beklemesi belki bir eksik sayılabilir ama sonuçta listeli bir şekilde uygulamanın ayarları geliyor arkadaşlar. Tabii ki ekran okuyucu burada düşünülmemiştir arkadaşlar. O kendi içindeki standart ekran okuyucunun özellikleri düşünülmüştür. Biz harici ekran okuyucu uygulamaları Play Store'dan da alarak kullandığımız için tabii ki bunlar tepkimelerde hızlılık, yavaşlılık, kullanıcıların geri dönüşümlerine göre değişim sağlayacak. Buradan sistem ayarlarına girdiğimiz gibi tekrar çıkalım. Bildirim paneli. Tekrar bildirim paneline döndük. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru gidiyorum. Ara. 10 yeni mesaj. 17. Talkback etkinleştirildi. Erişilebilirlik ayarlarına gitmek için dokunun. Bakın dokunuyorum. Erişilebilirlik. Hemen erişilebilirlik. Erişilebilirlik önümüze geldi. Bu arada bu duyduğunuz ses daha önceden kullandığımız Vocalizer Yelda sesi değil. Code Factory'nin yaptığı yeni Vocalizer sesi. Evet. Erişilebilirlik. Diğer seçenekler düğmesi. Kategoriler, üst bilgi. Görme.
Önce kategorileri bir dinleyelim. Görme, bizi ilgilendiren ekran, S5'teki olduğu gibi. Duyma. Duyma. Yetenek ve etkileşim. Diğer ayarlar, üst bilgi. Doğrudan erişim, açık. Arama, yanıtlama ve sonlandırma. Te dokunma modu, alarmları, takvim etkinliklerini ve zamanlayıcı uyarılarını kapatın veya erteleyin. Gelen aramaları tek bir dokunuşla yanıtlayın veya reddedin işaretli değil, onay kutusu. Neyse, buraları geçeceğiz. Yani başlıkları duymamız yeterli detaylarına ineceğimiz için. Erişebilirliği yönetin. Erişilebilirlik ayarlarınızı içine dışa aktarın veya diğer cihazlarla paylaşın. Hizmetler, üst bilgi. Yüklenmiş servis yok. 11 ve... Şimdi erişilebilirlik ekranını bir gezdik. Baştan sona neler olduğunu gördük ve imlecimiz tekrardan başa döndü. Diğer seçenekler ve kategoriler olarak devam edecek. Kategoriler, üst bilgi. Evet. Görme. Burası bizi ilgilendiren bölüm. Giriyoruz. Tıkladık. Görme. Burada da standart bildiğiniz görme, her şey. Yukarı gezinir. Yani S5 anlatımımız da aynı. Torpek, açık. Karanlık ekran, gizlilik için ekranı her zaman kapalı tutun. Bu işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak, hızlı tuş girişi, çift dokunmak yerine tuşlara bir kez okunarak klavyeyi ve tuş takımını daha kolay kullanan işaretli değil, onay kutusu. Şimdi birinci karanlık perde dediği, karanlık ekran dediği ekranı perdeleme. Onu da şöyle size gösterelim. Hemen power tuşunu iki defa basıyorum. Bunu aktif ediyoruz buradan zaten. Karanlık ekran devre dışı bırakıldı. Karanlık ekran etkinleştirildi. Duyduğunuz gibi power'ı iki defa basınca bataryadan bizler için güç tasarrufu sağlıyor. Şifreleri söyle. Hızlı tuş girişi, çift dokunmak yerine tuşlara bir kez okunarak klavyeyi ve tuş takımını daha büyütme hareketleri kapalı. Şimdi çift tıklama yerine parmağınızı diğer Android telefonların klavyesinde veya Google klavyede bulunan gibi parmağını gezdiriyorsun. İşte Sarper yazacağız veya engelsiz Android ya tep yazacağız. Bunun için A, Y'yi duyduğumuz zaman parmağımızı kaldırıyoruz. O yazıyor, tekrar ediyor harfi. Bu modla da uygulamaların üstüne elinizi gezdirip çektiğiniz zaman parmağınızı uygulama geçecek. Böyle bir özellik geldi Samsung cihazlarda. Gezime yakınlaştırma kapalı. Bildirim hatırlatıcısı kapalı. Bu tür İşaret seçenekler standart zaten. Burada ekstra bir şey daha var. Erişilebilirlik kısa yolu. Metinden sesli seçenekleri. Metinden sesli seçenekleri. Dil ve girişte bulduğumuz ayar burada direktmen buraya da adapte edilmiş durumda. E şimdi bir de ana ekranda neler var? Sarper bir uygulamaları ana ekranı gösterelim. Ondan sonra asıl merak edilen konu yan ekrana geçelim. İkinci ekrana. Aynen öyle. Erişilebilirlik. Ana sayfa ekranı. Ben şunu bir susturuyum. Karanlık evet. Ekran devre dışı bırakıldı. Ekran kapalı. Cihazın kilidi açıldı. Şu an ana ekranımız bildiğimiz TouchWiz arayüzü arkadaşlar. Ve Android 4.4.4 tabanında çalışan bir arayüz bu. Bu arayüzde en önemli nokta S5'te olduğu gibi hemen gösterelim. Bir simgeyi bir noktadan bir noktaya taşıdığımızda hangi konuma taşındığımızı söylemiş olması. Gibi. Ben şimdi buraya bırakıyorum örneğin. Evet. Öğe taşındı. Gene sol alt tarafa tıkladığımızda aynı şekilde son uygulamalar kısmı ve menü uzunca bastığımızda çıkıyor. Evet, burada S4'lerde olduğu gibi bir tarafta menü, bir tarafta seçenekler değil, tek basma ve uzun basma aynen olarak öyle. İki fonksiyon atanmış durumda. Aynen öyle, aynen öyle hocam. Şimdi burada son uygulamalar kısmında yalnız şunu söyleyelim. Son uygulamalar. Tümünü kapat gibi seçenek var ama bir uygulama arkada olduğu zaman arkadaşlar, o uygulamanın üzerine biz çift tıkladığımızda uygulama bilgisi ve uygulamayı listeden kaldır gelmiyor bunda. Öyle bir durum söz konusu. Uygulamalar kısmımız uygulamalar düğmesi. Gene uygulamalar. Aynı şekilde uygulamalar, diğer seçenekler, Google Play Müzik, Google Art, Groups. Bu şekilde parmak hareketimizle gene geçebiliyoruz. Sayfa 2.6. Gördüğümüz sayfa, gibi internet. Karan kamera. Bu uygulamaların yanı sıra arkadaşlar sistemde her türlü Samsung uygulaması bulunmakta bunda da. Ki daha fazla zaten bu konuyla ilgili uygulamaların detaylarına girmeyeceğiz. Çünkü sistemimizde Galaxy S5 incelemesi detaylı olarak bulunmakta. Bu sistemi şimdi sistem yapan yani Edge yapan günümüz eğimli ekranların açıkçası en oturmuş hali olarak Note 8'in Edge ekranına bir gelelim. Ve orada neler var neler yok istersen Hakan hocam senden dinleyelim. Galaxy Note 8
iki parmağınızı H ekranının üzerine yerleştirin ve H ekranı panellerine erişmek için cihazın ara ekranının merkezine doğru kaydırın. Duyduğunuz H ekranında da böyle bir anons var. Şöyle bir olayı var arkadaşlar. Hızlı araçlar kolu düğmesi. Mesela orada özellikle kamera, internet, kişiler, telefon, favori uygulaması, favori uygulamalar, tam dokunma noktamız, köşe noktamız, oraya dokunduğumuzda örneğin favori uygulamalar, şurada gezebiliyoruz uygulamalarımız arkadaşlar. Bir de burada önemli olarak şunu gösterebilirim. Kameraya girelim mesela. Kameraya girdiğimizde arkadaşlar aletin buradaki deklanşör ve benzeri tuşları işte bu H ekranına alması. Bakalım. Mod düğmesi. Deklanşör düğmesi. Güzel kamerayı değiştir düğmesi. Güzel 104 düğmesi. Gibi mesela buralara seçenekleri atmış. Ayarlar falan hep burada ve ekranın tamamı sadece fotoğraf görüntüsünü algılamaya yaramış arkadaşlar. Genel itibariyle uygulamalar henüz H kısmı için erişebilirlik konusunda biraz eksiklikleri olsa da oraya atılan tuşlar, otomatik olarak atılan tuşlar, yazılımsal tuşlar çok rahat bir şekilde parmağımıza gezdiğimizde okunabilmekte. Burada geliştirmesi gereken önemli nokta simgelerin daha büyük olmasıdır. TalkBack bize simgeleri seslendiriyor bazı noktalarda. Bazı noktalarda da parmağımızda odaklamayla ilgili minik sorun yaşanabiliyor. Fakat genel itibariyle orayı kullanabiliyoruz. Arkadaşlar www.engelsizandroid.com www.engelsizandroid.com adına Hakan Kılıç'la birlikte size kısaca Note H sistemini anlatmaya özen gösterdik. Damla Engelsiz Yaşam Derneği ve Yardımcı Teknolojiler Eğitim Bilişim Sistemleri şirketimiz desteğiyle hazırlamış olduğumuz kaydımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, YATEP'in de internet sitesi www.eyatep.com. Arkadaşlar burada bir son özellik de şu var. Bir sesli arama geldiği zaman biz görme engelliler ana menü tuşunu yes, power tuşunu no olarak atayabiliyoruz. Bu bizim için büyük kolaylık sağlıyor ama ekrandan yanıtlar, reddet, mesajlar, reddet seçeneklerini parmağınızla gezerek görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Burada ekstra olarak da H ekranına at diye bir şey var. H ekranına at dediğiniz zaman aramayı direktmen yan ekrana atıyor. Siz ana ekranda mail okuyorsanız da mail gönderiyorsunuz, selfie çekimi yapıyorsunuz. Her ne yapmak istiyorsanız ona devam edebiliyorsunuz. Bu tür özellikleri de var ve her menünün altında H ekranına taşı gibi seçenekleri var. Hızlı araçlar kolu içinde de cetvel, fener, böyle pratik yeni uygulamalar eklenmiş. Yani cihazın şu an için erişilebilirliği gayet iyi. Biraz parmak hassasiyeti ve telefon üzerinde Sarper'in de söylediği gibi dokunmatikte alışmanız gerekiyor. İlerleyen zamanlarda 5 sürümü, Android 5 sürümü geldiğinde Lollipop'la, yani bu daha fonksiyon kazanacak. Şu anki TalkBack'ler 5'e adapteli TalkBack'ler olduğu için 4'le de ara sıra uyuşmadığı yerler olabiliyor. Aynen öyle. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hakan Hocam teşekkür ederiz. Tekrardan rica size de. Rica ederim. Herkese engelsiz erişimli ve bilişimli günler dileriz. Sorularınız için de sitemizden gerekli alanları, formları doldurarak ve telefon numaralarımızdan iletişim kurabilirsiniz.